Alanı da size göstermiş olayım. Burası Kargıcak. Bir numaralı Kargıcak. Aslında hafta sonları Antalyalıların kullandığı bir piknik alanı burası. Yazın tabii ki çok kalabalık oluyor. Hafta sonları, kışın da hava böyle güzelse yine kalabalık olabiliyor. Aynı zamanda kampta yapabiliyorsunuz. Geceleyebiliyorsunuz. Çekme karavanlar için çok uygun. Yol gayet iyi, rahatlıkla gelebilirsiniz. Normal karavan, moto karavanlar için de tabii ki öyle. Aynı şekilde çadırınızı da kurabilirsiniz. Buralar yazın işte brandayla örtülüyor ve gölgelikli bir alan sağlıyor. Deniz zaten söylememe gerek yok. Muhteşem güzeldir. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yani Şubat ayındayız ama çok yakında bence sezonu açacağız gibi görünüyor. Bunlar açık duş ve soyunma odaları. Solda gördüğünüz yine tuvaletler. Ortada da bir mini bar var. Bugün hava o kadar güzel ki. Dilimiz kemiğimiz ısındı ya. Çok iyi. Şöyle tuvaletler. Çok iç açıcı olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama yine de böyle bir alan olduğunu da belirtmek isterim. Tam karşıda gördüğünüz yolda hemen kısa bir sürede ana yoldan içeri doğru ayrılıyor. Evet, böyle bir alan. Şuradan da denize doğru geri dönebiliriz. Karşıda gördüğünüz bulaşık yıkama yerleri. Ben de geldim. Hoş geldin. Nasıl? Bence kılçıklarını da çıkaralım Güngör'cüğüm. Çok daha güzel oluyor yemesi, hiç ayıklamadan. Evet, löp bitiyor. Evet, löp bitiyor. Hamsi, çok sevdiğimiz balıklardan bir tanesi. Oo, güzel, baya büyük. Son zamanlarda baya küçük hamsiler de vardı ama bunlar gayet iyiler. Değil mi? Hiç fena değiller. Biz de aslında hani annem ben Bursalıyız ama dedem Karadeniz. Anneannem Rize köylerinden ikisi de. Bu soy ağacı çıktıktan sonra bir baktık E-Devlet üzerinden. Bayağı Karadeniz yani. Trabzon, dedem, dedemin babası, onun babası, onun babası. Bayağı bir köklerimiz Karadeniz'deymiş. Dedeciğim 14 yaşında gelmiş. Savaştan babası dönmeyince. O da işte hem evin en büyük erkek çocuğu. Hem de işte artık bir yandan baba oluyor, büyük oğlan oluyor. Ev sahiplenmesi gerekiyor. 14 yaşında o da Bursa'ya gitmiş çalışmak için ve inşaatlarda çalışmaya başlamış. Sonra da bir süre sonra da işte hem eşraf tarafından çok sevilmiş hem çok da çalışkanmış. Yani dedemi ben ilkokulda falan kaybettim ama hatırlıyorum yani çok iyi hatırlıyorum. Gerçekten çok sevilirdi. Sonrasında işte annesini, kardeşlerini hepsini Bursa'ya aldırmış. Karadeniz'de gitmek, Karadeniz gezisi yapmak o yüzden benim için çok önemli. Köklerimi araştırmak için ve o köyleri görmek için, oraları görmek için hakikaten Karadeniz turunu çok istiyoruz. Hamsi'yi şimdi Karadeniz'de nasıl yapıyorlar bilmiyorum tabii. Aslında ziyaret etmenin, köklerimi araştırmak, bir de yemeklerini de çok öğrenmek ve tatmak istiyorum orada. Karadeniz mutfağını. Tabii şimdi Karadenizliler, biz böyle buğulamayı annemden öğrendiğim gibi yapacağım.
Ama onlar çok daha farklı yapıyor olabilirler. Eğer sizin de tiyolarınız varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşın nasıl yaptığınızı. Doğru ama şimdi bir sürü değişik çeşitli. Şimdi turşusunu yapıyorlar, tatlısını yapıyorlar. Ya evet değil mi? Yani sadece balıkta geçmemek lazım hamsiye. Biz sadece bulamıyoruz. Ne güzel. Zaten şey hamsiye önceden de ya yani balıktan bile saymazlarmış Güngör'cü. Yani hamsi hamsi yani. Bol olduğu için. Çok bol evet. Zigana dağları geçit vermiyor. Yaşlı gözlerime uyku girmiyor. Yaşlı gözlerime uyku girmiyor. Yüreğe göre şey yapmak gerekiyor. Bunu sanmıyorum. Şimdi balıkları dizme zamanı. Bakalım annem gibi güzel dizebilecek mi bakalım. Thinking twice, and I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some. Of çok güzel görünüyor. Evet. Sonra karemizi olsun. Çok iyi. Time has gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are. And if you found a way out from the dark, the stories I've been told, they never seem to leave my mind. Çok iyi. Aynen benim de beklediğimden çok daha güzel. For some time. They come and they go. Çok iyi geldi.
Evet. Biz bu üç ayağı çok sevdik. Kamplarımızı çok renklendirdi. Kesinlikle çok güzel. Müdahalesiz yemekler yapmadığımız zamanlarda ateş yakma imkanımız varsa hemen üç ayakla ne pişirelim, ne yapalım, bu hafta ne yiyelim diye evde fırında denediğimiz yemekleri de burada denemeye çalışıyoruz. Ve hakikaten çok da başarılı oldu. Çok iyi bulunacak oldu bize. Evet, kesinlikle. Hamsi de gerçekten çok lezzetli harika olmuştu yani. Harikaydı, benim sağlık. Lara'nın ışıkları bile görünüyor bugün. Evet. Bayağı uç noktaya kadar var. Bak şurada çiftlik var mesela. Tam denizin ortasında. O da balık çiftliği. Evet, yemeğimizi yedik. Kahvemizi içtik. Şimdi biraz da yürüyüş sahilde yürüyüş yapalım dedik. Ve yürüyoruz. Evet. Korku filmi gibi oldu. Baksana. Evet. Aynen. İnsan böyle kendi yüzüme doğru bir dönme tutuyor. Işık çıkmış anne. Hop. Tam böyle iyi oldu. Işık tutulmuş tavşan gibi. Biz bu hafta artık son hazırlıklarımızı yapıyoruz ve sonrasında yola çıkmaya hazırlanıyoruz. Evet, çok ufak tefek bazı şeylerimiz kaldı sadece. Evet. Bu hafta da bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.